Lezzet dünyamdan merhaba arkadaşlar. Bu yaza damgasını vuracak bir reçel tarifiyle yine karşınızdayım. Kestane şekerini de andıran fındık reçeli nasıl yapılırmış hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Öncelikle bir kase fındığımızı üzerine su ekleyerek bir gece bekletelim. Şişen fındıklarımızı düdüklü tenceremizde yaklaşık olarak 20 dakika yumuşayana kadar pişirelim. Bir litre sütümüzü derin bir tencereye dökelim. İçerisine bir su bardağı toz şeker ekleyelim. Şekerimizi eritip kaynamaya bırakalım. Kaynamakta olan sütümüze bir çay kaşığı karbonat ekleyelim. Altını hafifçe kısalım ve sürekli karıştıralım ki sütümüz taşmasın. Bu şekilde koyulaşana kadar karıştıralım. Karıştırdıkça sütümüz renk ve kıvam alacaktır. Pişen fındıklarımızı süzelim. Suyunu da israf etmeyelim. Soğuyunca çiçeklerimize doğal gübre olarak dökelim. Üzerine soğuk su ekleyelim. Kabukları kolayca çıksın diye. Haşladığımız fındıklarımızın kabuklarını soyalım. Görüyorsunuz kestane gibi yumuşadılar. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Siz isterseniz kabuğu soyulmuş fındık da kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde haşlamanız gerekir. Bu arada sütümüzü de ihmal etmeyelim. Sürekli karıştıralım. Sütümüzün rengi dönmeye başladı. Kıvam alan reçelimizin içerisine seçtiğimiz ve kalın kalın ufaladığımız fındıklarımızı ekleyelim. 1-2 dakika daha kaynatalım. Reçelimiz hazır. Sıcak sıcak kavanozlara dökelim. Kapağını sıcakken kapatalım. Soğuyan fındığımızın suyunu da sardunyamıza doğal gübre niyetine dökelim. Ve fındık reçelimiz hazır. Muhteşem bir lezzet. Eminim ki bana hak vereceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.